Artık üç kere düşünmen lazım. <gülüyor> <gülüyor> Ama önce vatan değil mi? Ya ben eşimi doğmamış çocuğumu sevdiğim kadar bu ülkeyi ve içinde yaşayan vatandaşları da seviyorum. İleride benim çocuğum gelip de bana baba bu kılıçlar aday olurken sen ne yapıyordun 31 mi çekiyordun dediğinde ben ne diyeceğim çocuğa? Kendini ortaya atmana gerek yok bunun için. Ee, bir de şu e, şöyle olarak. bir senaryo var. Ee... Çocuk seni de görmeyebilir abi öyle de düşün. Yani bence fizik olarak kendini atmana gerek yok. Başımıza bir şey gelecek. Beni Evet. Kesinlikle. İşte yani buranın Türkiye Yüzde Unutuyor Ahmet yani buranın siyasette iğrenç bir ülke olduğunu. Burada bazı gerizekalılar da burada chatten yazıyor. Sen olmazsan kim yapacak bilmem ne. Götünüz yiyorsa siz yapın o zaman. Öne birilerine atmayı çok iyi bilir bu millet. Birilerini yem olarak atmayı. Sonra da arkasında durmaz ama hiçbiri. Senin abla haklı. Hiç söyleyemeyeceğim. O Twitter'da senin tweetlerine buradan gazı verip verip seni içeri alsalar ben var ya götümü yırtsam 100 kişiyi zor toplardım. Beni içeri alsalar bu arada çok büyük bir sevinç ve kutlama olur bence. Aynen öyle. Çünkü çünkü doğru söyleni dokuz köyde kovarlar bu ülkede. Kutlamalar olur yurdun dört bir yanında. <laughs> Aynen öyle. Millet kına yakar, kıçına kına yakar. <laughs> Orada buradaki 100 kişi seni seven 100 kişi, bin kişi veya bilmem kaç kişi gelip de birisi fiziksel olarak orada bulunmaz. Yani biri dediğim hani büyük bir kalabalıktan bahsediyorum. O yüzden öyle sıkmayın götünüzden. Oturduğunuz yerde daha saçı sakalı çıkmamış çocuklar gaz veriyor böyle hiçbir bok bilmeden. Bu ülkenin 80'i, 90'ı, 60'ı kimleri harcadılar? Kimsenin bir boktan haberi yok. Bak ben siyasi konuşmayı sevmiyorum. Ama yani benim şurada 45 günüm kalmış çocuğum olacak. tavak savak gaz verip duruyorsunuz. Tamam hayatım. Halledeceğiz hayatım. kısmetse olur devam edeyim mi? boşlayan seni de al ananın yanında. Hey, hey, tamam, tamam 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 tamam. Al git ananın yanında boş. <laughs> tamam. <kal. gülüyor> tamam tamam. Hiç Git. <gülüyor> Yallah. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Bu konuda Selin çok dolu arkadaşlar. Ee, kendine göre haklı yanları da var. Ee, Sanırım tarih boyunca bu tip e, sürüncemeler, ikilemde kalmalar hep olmuştur. E, hassas bir terazide tartılır, gereken yapılır. Teşekkür ederim. <laughs> artı birler eksi birler o kadar karıştı ki neye artı bir kime eksi bir yazdığınızı anlamadım amına koyup. <laughs> <Ne> öyle <laughs> artı bir eksi bir <laughs> Karıya hizmet vatana hizmettir. <laughs> Doğru. Olunca fisti. Yüzde elli yüzde elli. abla çok haklı abi ve sen içeri girsen dediğin gibi arkandan gülecekler ancak şahsen ilk senin abla sonra seni sevenden üzecek yani olacak, olan bunlar. Ya bu arada ona ben de şey getirdim yani gerçekten hiçbir şeyin kıymeti yok. Bu millet hak etmiyor da benim gibi cengaverleri onu, onu, onu net bir şekilde söyleyebilirim. Yani ben neredeyse ters kelepçe Cumhurbaşkanı'na hakaretten saçma sapan ifade vermeye gittiğim gün Twitter'da AKP'li olduğum için linç yiyordum. Anladın mı? Yani bu millet Şimdi hakikaten hiçbir şey hak etmiyor. Twitter'ın kapandığında ben girdim baktım ne oluyor yorumlar ne diye Jahre'nin etiketiyle. Millet festival yapıyordu festival. Çok konuşuyordu iyi ki gitti artık onun dırdırını çekmeyeceğiz. Yani sen bazı doğruları ortaya çıkartıyorsun. Kimsenin şeyin de bir tarafında değil o. Anladın mı? Sen gittin oh, rahatladı. Yani o yüzden birazcık da feda ettiğin insanlara da dö dön bir bak yani. Hani burada senin annen, baban, ben, ablan yakınların dışında cık, kimse fiziksel olarak hırpalanmayacak ki şimdi bir de çocuğun var yani. Birazcık da insanın kendini düşünmesi de lazım. Bir süper ego da bir yere kadar. Kendine göre haklı derken kadın 40 güne doğacağım diyor. Sen o karakol senin, bu karakol benim. Her Allah'ın akşamı eve bir polis. Kanka kendine gel çocuğunu sev. Ya ben seviyorum çocuğumu. Karımı da seviyorum. İşte 5-6 aydır ne güzel gidiyordu yani. Niye şimdi bu Twitter'ı yine niye çıktı ki? Nereden çıktı yani yine bu siyasetle ilgili kadar vıç, vıç vıç seçim Seçime birazcık daha var yani. Bari doğruyım yani. Ben bir şey yazdım acaba. Uh, Ahmet abinin Twitter'ını şikayet etsek de banlansak mı diye düşündüm ben bir an. Senin götünü ya, sikerim. <laughs> ben bir ara <laughs> bir ara kendim gizli 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 de dedim ya. Gerçekten. Hepimiz seni düşünüyoruz, senin ablasını. Evet. Düşünüyoruz. Artık <laughs> bilmiyorum sen ne düşünüyorsun da. Uzaktır abi, boş. Senin yengem haklı solcusuyla Direkt da kavgalısın, kavgalısın. sağcısıyla da ülkenin birleşip nefret ettiği tek yayıncısın. Anamızı peştemele saracaklar. Bu ülkede tarafsızlık diye bir şey yok. Aynen öyle. Önceden beri mecburlar. Her diye yani bu ülkede taraf tutmak zorunda yani bu millet. Tam ya işte de, ben milletin, de, milletin tarafındayım. Tamam da millet. E tarafsız sevmiyor. Anladın mı bu millet? Ha köpek olman lazım diyorsun. Ha. Taraf olmayan ber taraf olur. Tarafsızlara ne yaptıklarını gördük eski. <şır UC> Ahmet abi ismi Tülün'e de savaşa sonra katıldı. Karısı doğum yapıyor diye. <laughs> Dileğli mi girmiş İsmet Paşa'm? Ya bir dakika karım doğru ya <laughs> beyler beyler. Beyler bir dakika karım mı lan? Siktir be şu savaşımızı. Efendiler. <laughs> Paşam ama kurtulursa Lan bir dur. Paşam anafartalar. Oğlum bak görmüyor musun? şimdi apartana <laughs> mutlu kadın mutlu paşa. <laughs> Neyse arkadaşlar yorumlarınızı aldım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sikimde ee... değil diyor. <gülüyor> <gülüyor> Aşkım bak bak çok ciddi söyleyeceğim. Bu binlerce kişinin önünde seni ne kadar çok sevdiğimi biliyorsun. Senin için canımı veririm hiç gözümü kırpmadan veririm yani. Tamam cümlenin sonunu duymak ama, ama aslında ama işte o amadan sonra öncekiler gitti bile çöp. gitti, yahu, gitti bile. Ama bu ülkenin insanın da daha iyisini hak ettiğine inanıyorum ya. Tamam o zaman sen çocuğunla beni riske atıyorsan ben de o zaman çocukla beraber gideyim kendimi bir yere zincirleyeyim ben de protesto edeyim o zaman. Tamam bende de o zaman böyle bir hak doğuyor. Sen çocukla beni umursamıyorsan ben de çocukla kendimi umursam. Ve sıkıldım artık bu muhabbetlerden. Bu ülkenin insanıyla ilgili konuşursam büyük ihtimal ben de hapse şey... girerim. <laughs> de bu ülkenin insanı abi ne diyorsun Allah aşkına Çocuğun çocuğun doğacak iki gün sonra. Atam yanılmış mı? Türk milleti zekidirten. <laughs> Atamın yanıldığı bazı şeyler var abi sen de biliyorsun. Onu gaz vermek Minik için şey. demiş olabilir mi? Ayki <laughs> ortalamamız 86.8 geldi ya. Ben de aynı fikirdeyim. Atam gaz vermek için söylemiş. What the fuck? <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Devam ediyorum izninizle arkadaşlar.